Evrenin çok az yerinde yaşama uygun koşullar veya yaşamın olması hassas ayar argümanına alternatif olamaz mı? Niye biz zaten bunu savunuyoruz. Birçok yerde yaşam denenmiş ama koşullar uygun olmadığından gerçekleşmemiş. Hocam sen hassas ayar, argü ayar argümanını destekleyen bir şey söyledin şu an. <laughs> Anlamadım. I don't know what you mean. Hassas ayar argümanından kurtulmanın tek yolu sonsuz evrenlere inanmak. Bu. Başka türlü yırtamazsın hassas ayar argümanından yani. Sonsuz tane evren var. Sonsuz tane atış hakkı olduğu için elbet birinde hayat olacaktır. zaman falan gibi. Tuhaf bir inanca. inanç diyorum. Metafizik bir iddiaya. Bilimsel bir iddiada değil. Metafizik bir iddiaya. inanman iman etmen gerekiyor. Hassas ayardan başka kurtulmanın yolu yok. Yani o kadar uf, ufak bir olasılık ki dünyada hayatın olmaz. Evrende hayatın olmaz. Yani şunu demiyoruz. Sen başka şekilde var olsaydın bak böyle var oldum diyeceksin. O değil. Tamam lacivert de olabilirdim dört gözlü de olabilirdim. O, o, değil konu. Hayatın olabilmesi için. O kadar hassas ayarlar lazım ki. Evrenin var olabilmesi için, çökmemesi için o kadar hassas ayarlar lazım ki. Evrenin var olması ayrı bir mesele. Bir de hayatın oluşacağı koşullar. Yani o kadar dıdısının dıdısı. İşte diyorum size bak. Richard Swinburne'den hassas ayar argümanını okuyun. Şu kitaptan. Türkçeleştirmişler. On numara hizmet. Hassas ayar argümanı daha çok Richard ile anılır şey gibi yani kelam kozmolojik argümanı da William Lane'la anılır. Daha geliştiricisi olduğu için, modernize ettiği için. Berat abi hassas ayar için fiziki bilgimiz yeterli olamayabilir demişti. Yani net bilinen şeyler var. Evet belki o hesaplamalarda oranlar çünkü hani 1 bölü 10 üzeri bilmem kaç. Onlarda bir oynama olabilir ama hiç inkar edilemeyecek şekilde belli başlı hassas ayarların olduğu ortada. Yani ben bir ateist olsaydım hassas ayarlar argümanına bilmiyorum cevabım yok derdim. <laughs> sonsuz evrenler gibi bir saçmalığa inanmaktansa bakın çok sayıda evrenden bahsetmiyorum. Sonsuz sayıda, Rick and Morty'deki gibi her ihtimalin olduğu sonsuz sayıda evren gibi bir saçmalığa inanmaktansa bilmiyorum derdim. Nasıl ki bir Müslüman olarak gereksiz acı problemine her seferinde bilmiyorum diyorsam size. Ateist olsaydım da hassas ayara bilmiyorum. Tıkandım derdim.